Merhaba sevgili öğrencilerim. Fiilimsi konusundan yine devam edeceğiz. Ben Miray öğretmen. Şimdi evet, isim fiil ve sıfat fiilleri anlatmıştım. Şimdi buradan zarf fiillere devam ediyorum arkadaşlar. Evet, zarf fiilin diğer adı, daha doğrusu diğer adları bağ fiil ve ulaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, fiil kök ya da gövdelerine inen arkadaşlar. Ip, ip, arak, erek, ınca, ince, kanken, dıkça, dikçe, alı, eli, madan, meden, dığında, diğinde, maksızın, meksizin, casına, cesine ve ikilemeler de karşımıza çıkar zarf fiil eklerinde. E, a, a, e olarak da karşımıza çıkabilir. Armez, dığı için ve eceği gibi eklerinin getirmesiyle oluşturulan ve cümlede zarf, belirteç görevi yapan sözcüklerdir. Yine arkadaşlar geçmiş yıllardan hatta 7. sınıf konusu olan zarf konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Zarf fiilleri daha iyi anlayabilmemiz için. Şimdi sevgili arkadaşlarım, zarflar hatırladığımız kadarıyla nasıldı? Zaman ve durum anlamları katardı. Eklendiği kelimeye, eklendiği cümleye. Burada da yine fiil kök ya da gövdesine gelen zarf fiil eklere cümleye zaman ve durum anlamları katarlar. Şimdi tek tek bakacağız ilk önce. Kitabı okuyup getirmiş. Burada okumak fiiline ıp ip eki gelmiştir arkadaşlar ve fiilin önüne gelmiştir. Zarflar fiillerin önüne gelerek onları nitelerdi, onları belirtirdi değil mi arkadaşlar? Oraya koşarak gitmelisin, durum bildirirlerdi. Nasıl gitmelisin, gitmek fiildir bakın. Sıfatlar nasıl ismin önüne geliyorsa zarflar da fiillerin önüne gelirler. Nasıl gitmelisin, koşarak gitmelisin, arak erek burada zarf fiildir sevgili öğrencilerim. Şarkıyı dinleyince sevdim, sevdim fiildir. Ve dinlemekten dinleyince yine arkadaşlar zarf fiildir. Açılırsın fiildir arkadaşlar. Nasıl açılırsın? Fiile soruyorum. Ağlamaktan ağladıkça, dıkça, dikçe yine gördüğünüz gibi zarf fiil ekidir. Buraya yerleşeli çok oluyor. Bakın zaman anlamı katıyor burada yine. Yine arkadaşlar fiilin önüne gelmiştir. Yerleşeli, alı eli de, alı eli burada zarf fiil ekimizdir. Evet, vazoyu taşırken dikkat et. Dikkat et. Ne zaman? Taşırken, kanken eki de zaman anlamı katan bir zarf fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Şimdi örneklerimizi çoğaltıyoruz. Gitmeyeceğim. Bakın hepsi fiile sorduğum sorunun cevabı olarak karşıma çıkmaktadır. Gitmeyeceğim. Ne zaman? Sizi görmeden. Görmeden arkadaşlar, madem meden burada zarf fiildir, zarf fiil ekidir ve görmek fiiline eklenmiştir. Bu ilaçları almalısın. Ne zaman almalısın? Hastalandığında almalısın. Dığında, diğinde arkadaşlar burada yine zarf fiildir. Evet, siz çalışmaksızın para istiyorsunuz. Nasıl istiyorsunuz? Çalışmaksızın, maksızın, meksizin yine çalışmak fiil köküne gelerek zarf fiil olarak kullanılmıştır ve fiilin önüne gelmiştir arkadaşlar. Cephede ölürcesine vuruştuk. Yine arkadaşlar vuruştuk fiildir. Nasıl? Ölürcesine, casına, cesine arkadaşlar yine zarf fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Parayı alır almaz gitti. Gitti fiildir. Nasıl gitti? Alır almaz gitti. Yani burada zaman anlamı da katabilir tabii. Alır almaz gitti. Burada yine arkadaşlar armez ikileme olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenliği seve seve yapıyorum. Arkadaşlar bakın ikileme olarak karşımıza çıktı bu defa zarf fiiller. Yapıyorum fiildir. Nasıl yapıyorum? Seve seve yapıyorum. Yine arkadaşlar nedir? Zarf fiildir. Bu da eki olarak karşıma çıkmaktadır. Bir de arkadaşlar a olarak da karşıma çıkabilir. Böyle bir ikileme de oluşturabilir zarf fiiller. Ona da şöyle bir örnek yazabilirim mesela. Şöyle yazabilirim. Çocuklar düşe kalka büyür. Sevgili öğrencilerim, şimdi burada düşmek ve kalkmak fiil köküdür. E,
A ekleriyle E, A zarf fiil ekleriyle ikileme oluşturur. Ve büyümek fiildir. Nasıl büyür? Düşe kalka büyür. Burada arkadaşlar zarf fiil olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi fiil köküne E, A ekleri de eklenerek zarf fiil yapabilir. Arkadaşın gelinceye kadar çalış. Yine arkadaşlar çalışmak fiildir. Burada da E eki. Zarf fiil görevinde kullanılmıştır. Evet, uyarımız var burada. Zarf fiiller cümlede zarf görevinde kullanılırlar. Ya durum zarfı nasıl, az önce söylediğim gibi, ya da zaman zarfı ne zaman olurlar arkadaşlar. Yani diğerleri gibi hani diğer zarf türlerinde yer yön zarfı gibi çeşitliler yok da sadece durum ve zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyorlar. Nefes almadan konuşuyor. Konuşuyor fiildir. Hemen soruyorum, nasıl konuşuyor? Nefes almadan. Madan meden arkadaşlar burada zarf fiildir. Zil çaldığında hepimiz acıkmıştık. Acıkmıştık fiilimiz arkadaşlar. Ne zaman acıkmıştık? Çaldığında, dığında, diğinde burada zarf fiildir. Ve zaman anlamı katan bir zarf fiildir. Evet, dışarıya bakarken onu gördüm. Gördüm fiildir. Ne zaman gördüm? Bakarken, kanken yine arkadaşlar zarf fiildir. Gülerek yanımıza geldi. Geldi fiildir. Nasıl geldi? Gülerek gülmekten, gülerek arak, erek yine arkadaşlar zarf fiildir. Parayı alır almaz kaçtı. Zaman anlamı vardır burada. Fiildir. Ve ar, mez arkadaşlar zaman anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Cevapladı, fiildir. Nasıl cevapladı? Soruyu görmeksizin, maksizin, meksizin de yine arkadaşlar burada durum anlamı katan bir zarf fiildir. İşte sorularda karşımıza aşağıdaki zarf fiillerden hangisi zaman anlamı katmıştır ya da hangisi durum anlamı katmıştır gibi sorular sıkça çıkmaktadır. Evet, sonuç. Fiilimsi konumuzu burada bitirdik arkadaşlar. 3 çeşidinde gördük. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere çeşitlerini elimizden geldiği kadarıyla burada işledik. Ve hepsini bir toparlıyoruz şimdi fiilimsilerin özelliklerini. Bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için fiil kök veya gövdesinden türemesi gerekiyor. Bir kere fiil kökünden türemesi gerekiyor. Sorularda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani isim köküne getirilen fiilimsi eklerinin fiilimsi gibi bir özelliği olamaz. O yüzden lütfen şuna çok dikkat edelim çocuklar. Yanıltmak için isim köküne fiilimsi ekleri getirebiliyorlar. O zaman da gerçekten yanlış yaptığımızda üzülebiliyoruz. Eylem anlamını kaybetmemesi gerekir. Evet, çünkü fiil kökünden türediği için eylem anlamını kaybetmiyor. Cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılacak. Zaten çeşitleri vardı. İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil gibi. Kesinlikle çekimli fiil değildir. Kesinlikle çekimli fiiller gibi kim ve şahıs eklerini almazlar ama fiiller gibi olumsuzluk ekini alabilirler. Evet, fiilimsilerle ilgili sonucumuz bunlar arkadaşlar. Biraz toparlamaya çalıştık anlattığımız konuyu. Şimdi bunlarla ilgili, yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiillerle ilgili birazcık alıştırma yapmamız gerekiyor. Şimdi fiilimsilerin altlarına çizerek türlerini yazıyoruz. Şimdi sen yokken yaşamanın tadı da yok. Ben buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada benim fiil köküm nerede var? Burada var değil mi? Yaşamanın. Buradaki mame ekine bakıyorum. Olumsuzluk anlamı katmış mı? Katmamış mı? Olumsuzluk anlamı katsaydı ben bunu fiilimsi diyemezdim değil mi? Ama burada olumsuzluk anlamı olmadığı için direkt arkadaşlar isim fiildir diyorum. Evet. Isıracak köpek dişini göstermez diyerek sözünü tamamladı. Şimdi arkadaşlar, köpek isimdir. Nasıl köpek? Isırmaktan ısıracak köpek sıfat fiildir. Burada göstermez, çok dikkat edelim. Bakın cümle sonunda yüklemde olduğu için çekimli fiildir. Kesinlikle buradaki mazmez eki sıfat fiil değildir. Lütfen ona çok dikkat edelim. Diyerek sözünü tamamladı demekten
diyerek arak erek de arkadaşlar burada zarf fiil olarak karşımıza çıkmıştır. Nasıl tamamladı? Diyerek tamamladı. Evet. 1 ve 2'yi yaptık. Şimdi 3'teyiz. Onun dönüşünü beklemek o kadar zordu ki. Şimdi arkadaşlar burada da dönüşünü. Dönmekten dönüşü uş, üş. 2 isim fiil olarak kullanılmıştır. Burada da isim fiil vardır. Ve burada yine arkadaşlar beklemek. Beklemek burada isim fiil olarak karşımıza çıkarabiliyorsunuz. Bakmak her halükarda, her durumda isim fiil olarak karşımıza çıkar. Erken kalkanlar güneş doğunca tarlanın yolunu tutuyordu. Erken kalkanlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalkmaktan kalkan an en eki vardır. An en eki burada sıfat fiil ekidir. Ama bakıyorum önündeki isim düşmüş. Onun yerine çekim eki almışlarlar ekine. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiil vardır. Evet. Güneş doğunca ince ince de arkadaşlar burada zarf fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne zaman tarlanın yolunu tutuyordu? Güneş doğunca tarlanın yolunu tutuyordu. Zaman anlamı katmıştır sevgili öğrencilerim. Saatler ilerledikçe canımız sıkılıyor. Öfkelenen yolcular dolaşıp duruyordu. İlerledikçe, dıkça, dikçe arkadaşlar zarf fiildir. Ve öfkelenen yolcular, yolcular isimdir. Hangi yolcular, nasıl yolcular? Öfkelenmekten öfkelenen yolcular arkadaşlar burada sıfat fiildir. Dolaşıp duruyordu. Nasıl duruyordu? Dolaşıp duruyordu. Dolaşmaktan dolaşıp da arkadaşlar yine zarf fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet gördüğümüz gibi bu cümlede iki tane zarf fiil, bir tane de sıfat fiil karşımıza çıkmaktadır. Güneş girmeyen eve doktor girer. Arkadaşlar burada ev yine isimdir. Nasıl ev? Güneş girmeyen ev. An en burada sıfat fiildir. Mame'de zaten olumsuzluk ekidir. Evet. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Arkadaşlar burada biliyorsunuz devrik bir cümledir. İstiklal Marşımızdaki bu dize. Bu çekimli bir fiildir arkadaşlar. Zaten olumsuzluk eki almıştır. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmez de burada çekimli fiildir. Ve buradaki sıfat fiilimiz sancak isimdir. Nasıl sancak? Bu şafaklarda yüzen alsancak. Yüzmekten yüzen sıfat fiildir. Bu şafaklarda yüzen alsancak sönmez şeklinde kurallı bir cümle haline getirdiğimizde görüyoruz ki sönmez burada çekimli bir fiildir. Evet, uçaktan iner inmez bizi bekleyenlerle kucaklaşıp hasret giderdik. Arkadaşlar iner inmez bakın ikileme şeklindeki zarf fiil burada yine karşımıza çıkmaktadır. Ve zaman anlamı katmaktadır. Bizi bekleyenlerle arkadaşlar buradaki an en de yine adlaşmış sıfat fiildir. Bekleyen insanlar dememiş de sadece bekleyenler demiş. O yüzden buraya da ne diyorum? Adlaşmış sıfat fiil diyorum. Kucaklaşıp da ıp ip de yine arkadaşlar zarf fiildir. Evet. Şimdi üçüncü cümlemize bakıyoruz. Buraya taşınalı bir yıl oldu. Taşınalı. Zaman anlamı katmıştır değil mi arkadaşlar burada alı ele. Taşınmak fiiline alı ele eklenerek zarf fiil anlamında kullanılmıştır. Gezmek, eğlenmek nedir bilmiyoruz. Ve burada da iki tane arkadaşlar isim fiil kullanılmıştır. Evet. Satılacak eşyaları bir kamyona yükleyip götürdüler. Şimdi arkadaşlar burada eşyalar isimdir. İsimdir. Nasıl eşyalar ya da hangi eşyalar satılmaktan satılacak eşyalar sıfat fiildir. Bir kamyona yükleyip götürdüler. Nasıl götürdüler? Yükleyip götürdüler. İp, ip nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Şimdi arkadaşlar burada iki tane fiilimsi var.
Araba devrilince yol gösteren çok olur. Ne zaman yol gösteren çok olur? Devrilmekten devrilince. Zaman anlamı katan bir zarf fiilin bulunmaktadır. Yol gösteren çok olur da yol gösteren insan dememiş de sadece yol gösteren demiş. Göstermekten gösteren de burada arkadaşlar adlaşmış sıfat fiildir. Evet. Burada da yine iki tane bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar körle yatan şaşı kalkar. Evet, körle yatan insan dememiş de körle yatan demiş. Yine ismi kullanmamış. Burada yine isim düşmüş arkadaşlar. Ve burada ne yapmışız? Yatana an ene sıfat fiil diyoruz. Burası da zaten çekimli fiildir. Geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Çocuklar güle oynaya evlerine gittiler. Nasıl gittiler? Güle oynaya gittiler. Bakın E ve A ekini almıştır sevgili öğrencilerim. Ve durum anlamı katan bir zarf fiil olarak kullanılmıştır. Evet. Olayın bilinmeyen yönlerini anlatmaya çalıştı. Yön isimdir. Ve nasıl yönler? Bilinmeyen yönler arkadaşlar an en sıfat fiil ekidir. Ve gördüğünüz gibi sevgili öğrencilerim burada yine olumsuzluk ekini almıştır. Ve anlatmaya çalıştı. Buradaki anlatmak fiiline eklenen ma me eki olumsuzluk anlamı katmamış olduğu için burada isim fiil olarak kullanılmıştır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fiil imsiler konusunu burada bitiriyorum. Sağlıkla kalın.